Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü dersimizde de dinamik bellek yönetimi konusunu işleyeceğiz. Hemen bir dev siyah açalım arkadaşlar ve bir proje oluşturalım. Bir konu başlığını yazıyorum ben arkadaşlar. Dinamik bellek yönetimi. Dinamik bellek yönetimini arkadaşlar diziler üzerinde uygulayacağız. Yani diziler bir tanımla şurada bir örnek dizi tanımlayalım. Integer dizi 10 dedim. Burada arkadaşlar dizinin boyutunu başta belirledik. Belirlemek zorundayız. Yoksa hata verir ve program çalışmaz. Biz burada dinamik bellek yönetiminde arkadaşlar dizinin boyutunu program çalışırken kullanıcıdan alacağız ya da kendimiz artıracağız, azaltacağız. Yani belleği kendi ihtiyacımıza göre kullanacağız. Burada mesela dizi 10 dediğim zaman belki çok 10 çok büyük bir sayı değil ama 1000 dedim. Dizi 1000 dediğim zaman eleman sayısı 1000 olan bir bellek ayırıyor. Biz bu bellek bölümünü kullansak da kullanmasak da bu alan ayrılıyor. Ancak biz bunu bu şekilde değil de dinamik olarak yapacağız bu örnek uygulamamızda, bu dersimizde. Dinamik bellek yönetiminde arkadaşlar fonksiyonlarımızdan bir kalloç, ikincisi de malloc, üçüncüsü de fire fonksiyonlarımız var. Kullanacağımız fonksiyonlar bunlar. Kalloc fonksiyonu arkadaşlar dinamik olarak dizi boyutunu bize belirliyor. Malloc da aynı görevi görüyor ama kalloc bellek boyutunu ayırdıktan sonra eğer integer bir bellek boyutu ayırırsa oraya sıfır değerlerini varsayılan olarak giriyor. Kalloc giriyor. Malloc da boş oluyor. Herhangi bir değer girişi yapmıyor. Fire de ayırdığımız bellek boyutunu RAM'den boşaltıyor. Bunu örnekle daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Hemen bir dizi oluşturalım. Int pointer simgesi koyuyorum. Dizi. Dinamik bellek yönetiminde dizi pointer simgesiyle oluşturuluyor arkadaşlar. Int n diyeyim ve kullanıcıdan dizinin eleman sayısını alalım arkadaşlar. Printf dizinin eleman sayısını biriniz diyelim. Ve scanf ile alalım bunu. %d address operatörü n diyorum arkadaşlar. Şimdi diziyi şimdi tanımlayacağım arkadaşlar. Bu diziyi şimdi tanımlayacağım. Dizi eşittir. Önce kalloğu yapalım arkadaşlar. Kallok. Parantez açıyorum. Ve burada iki tane virgül yapacağız. İki adet parametremiz var. Bu parametreler arkadaşlar. Birincisi boyutu gireceğiz. Yani bu dizi kaç boyutlu olsun? Pardon, kaç elemanlı olsun? N dedik. İkincisi de bu dizinin tipi ne olsun? Float mu, integer mı? Bunu da biz integer tanımladığımız için diziyi integer diyorum. Ancak bunu size of bellek değerini döndürüyor. Integer mesela benim bilgisayarda 4 byte'lık bir alan kaplıyor. Burada arkadaşlar size of int 4 byte'la n'i çarpacak ve bize bellekte yer ayıracak. Şimdi diziye kallokta varsayılan sıfır değeri giriliyordu. O elemanları görelim arkadaşlar. For diyorum. Şurada da bir integer i tanımlayalım. I eşittir sıfırdan başlasın. I küçük olsun. N'den i artsın her adımda. Printf diyorum. %d dizi parantez açıp kapatıyorum. I dedim arkadaşlar. Bir ekrana yazdıralım F11 ile. Evet diyorum uyarılara. Dizinin eleman sayısını girin diyor. 5 dedim. Enter'ladım. Ekrana bir şey gelmedi arkadaşlar. Bir hatamız var. Onu bulalım hemen. For i n dizi elemanları burada. Size of'umuz doğru. Kallok doğru. Bir daha yapalım. F11 ile. 5 dedim. Enter'ladım. Ben ekrana 0,0 değerini görmek için yapıyorum ama burada bir hatamız var. Printf %d dizi. Şunu arkadaşlar şöyle yapalım bir de. Artı i diyelim arkadaşlar. F11 ile tekrar çalıştım. 5 dedim. Bu eski halini alayım arkadaşlar. Önceki doğruydu aslında ama
Dizi iyi diyelim arkadaşlar. Bir daha iPhone 1'e basıyorum. 5 dedim. Burada bir hatamız var ama en boyut, evet doğru. İyi artsın. %D de doğru. Dizi iyi. Return 0. String. Normalde şu kütüphaneye gerek yok ama bir bakalım. String H diyelim. 5 diyorum. Gelmedi. Bir daha bakalım arkadaşlar. Ya da ben acele mi ediyorum acaba? F11'i bastım. 5 dedim. Enter'ladım. Biraz bekliyorum. Yok. Orada da hata. Printf %D. Dizinin iyisini yaz dedik. Çünkü diziyi burada belirlemiştik. Size of end dizi. Şunu bir sileyim arkadaşlar. F5 dedim. Yani gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar pointer yıldız simgesi olmayacakmış. Ben onu yanlışlıkla yazmışım. Şimdi arkadaşlar tekrar bir F11 ile başlatıyorum. Eleman dizinin eleman sayısını giriniz. 5 dedim. Enter'ladım. 0, 0, 0. 5 adet bir eleman sayısı olan 5 adet bir dizi tanımladı ve bu elemanlar da bize yazdırdı arkadaşlar. Bunu callokla yaptıydık. Tabi eğer bu değerleri gireceksek giriş yaparız. Yok girmeyeceksek sıfır değerleri varsayılan duruyor. İsterseniz bunu free ile boşaltalım. Free dedim. Dizimizin ismini yazıyorum arkadaşlar. Şimdi dizimin boyutu boşaltıldı. Onu şurada tekrar şu for döngüsünü tekrar alalım arkadaşlar. Aşağıya kopyalıyorum. CTRL ile birlikte taşıdım. Yukarıda da var, aşağıda da var. Şimdi tekrar yazdırmaya çalışalım arkadaşlar. F11'e bastım. 5 dedim boyutu. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi 0,0,0 değerini verdi. Tabii şuna da bir paragraf başı yapayım da. \n dedim. 5 dedim. 0,0 girdi. Arkadaşlar daha sonra dizinin 0,0 değerlerini sildi. Rastgele sayılar geliyor bellekte gördüğünüz gibi. Fire fonksiyonu da diziyi boşaltıyor. İçindeki tüm değerleri siliyor arkadaşlar. Şimdi malloktu. Bir de callokla yapalım bunu. Pardon callokta malloktu yapalım. Malloktu da hiçbir farkı yok arkadaşlar. Mallok diyoruz ancak sadece şuradaki virgülü çarp olan yıldız yani çarp diyoruz. N ile size of'u çarp diyor. Çarp diyoruz. Başka hiçbir farkı yok. Ve ayrıca size of mallokta varsayılan 0,0 değerlerine girmiyor arkadaşlar. Bunu şimdi tekrar çalıştırıyorum F11 ile. Eleman değerlerini giriniz. 5 dedim. Gördüğünüz gibi yukarıda da 0,0 değerleri yok. Aşağıda da yok. Ancak callok'tayken varsayılan 0,0 değerlerini giriyordu. Şimdi bunu bir süreye bakayım bir örnek yapalım. Varmış. Bir 2 dakikamız var ama. Arkadaşlar 10 dakikadan fazla video çekemediğim için burada durduracağım. Bir sonraki videoda bir malloc, callok ve free ile ilgili bir örnek yaparak bu konuyu pekişmesini sağlayacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar.